Tabii ki sen böyle bir şey yapamazsın ki Okan. Yapamaz mıyım? Okan sen bundan sonra böyle bir şey... Ya sen mesela bundan sonra evlenemezsin. Evet, sen gerek bundan yok sonra öyle bir doğru şey. düzgün bir sevgilin olmayacak. Belli yani kafasını kızıyla bozmuş bir adam olarak. Olmaz. Bana da diyorlar ki Hülya kaç sene oldu? Hayatta hiçbir erkek girmedi. Nasıl oluyor? Ya insanın odak noktası hakikaten hani sapık şeklinde değil. Senin ben... Bu yüzden bıraktım. Bir sonuca ulaşılmıyor. Hep aynı hareketleri yapıyoruz. Bir sonuç yok. Bir sonuç yok. Hep aynı hareketler yapılıyor. Yani ve bir sonuç yok. Ve bunu yapmadığın zaman da sorumlu tutulursun mesela. Yani niçin haftada iki kere bunu yapıyoruz? Niye yaptık ya işte? Hayır, haftada iki değil daha. Bunu hep aynı hareketleri yapıyoruz diyorum. Senin niye yapıyoruz? Bitmiş, ben sana söyleyeyim. Bence de bitti. Niye bitti. Bunu yapıyoruz? Eğer ki sen bugün bak sen yalansa yalan da evlenemeyeceğini biliyorsun. Evet. Gerçekten senin özel hayatını kızından zaman çalabilecek bir sevgili edinemeyeceksin. Kesinlikle edinemeyeceksin. Kesinlikle o işte edinemem. Bitmiş. Zaten yani bıraktım. Ben biliyorum. Çok yani. Lüzumsuz ben bir şey. Sana baktığımda tek aklıma gelen yani gerçekten... Bana baktığında tek aklıma gelen sen ben bir daha ağır bir şey duymadım. Hayır. Reyhan hemen buradan yemin kalkabilir miyiz? Yemin ediyorum ya sen... Ya, bu sen yani ben hiçbir programda aklına... böyle tacize uğradığımı hatırlamıyorum. Yani lütfen. Yani Okan, mobbing sen, yapacaksan da ediyorum, mobbing yapacaksan... Sen... Ben her zaman konuklarıma saygılı ben oldum. Senin için hiçbir ben zaman... konuklarıma her zaman saygılı Okan, oldum. Ben hiçbir konuğuma ben sana hiçbir baktığımda zaman... aklıma... geliyor demedim. Bu çok ağır. Ben bir babayım ve 51 yaşında bir insanım. Hangi baba? Bu bana çok ağır geldi ve bırakalı çok oldu. Lütfen. Sen yalan söylüyorsun. Sana bakıldığında yemin ediyorum bunu daha önce de söyledim. Sen sadece böyle ortada hani var ya böyle hani böyle böyle gezerler hani yani senin öncesinden. Gezerler kim o? Böyle bir dakika senin öncesinden de bahsediyorum. Okan Bayülgen geldi mi kesin bir şey olur o gece orada gibi hani herkes sana o gözle. Yani sen gerçekten bakıldığında direkt akla insanın o geliyor. Benim o geliyor yani. Senin hakkında hiçbir zaman şey düşünemiyorum. Bunu biz herkesle senin konuşuyoruz. Senin hakkında hiçbir herkes zaman şöyle düşünemiyorum. Okan, niçin Hülya senin sana hakkında... böyle bakıyor? Çünkü ben senin... de diyorum ki benim... biz herkesle mesela buradan çıktıktan ben... sonra da konuşacağız. Niçin, niçin Hülya sana hep böyle hiçbir diyor? Hiçbir zaman senin hakkında yani Okan işte işine gider, eşinden evine gelir, çocuğuyla vakit geçirir. Hayır sen kesinlikle sanki her saniye buyurun. Yapıyorsun gibi geliyor bana. Senin hiçbir zaman öpütür olacağını inanmıyorum. O Mehmet Ali Erbil. Senin önce bir tek beni çocuğunla, Beyaz'la karıştırdın sonra Mehmet Ali Erbil'le karıştırıyorsun. Senin bir tek çocuğunla olduğun zaman uslu durduğuna inanıyorum ben. Evet. Onun dışında mümkün değil sen uslu durmazsın. Kesinlikle. Ve biliyorsun değil mi sen de ben de çocuklarımız bir hadi artık bizim başımızdan gidin yani Zehra yavaş yavaş demeye bak gidin diyene kadar ne evlenebileceğiz aynen. Ne sevgilimiz olabilecek. Böyle bir şey olamaz. Aynen. Ya, olmayacak değil mi? Yine olur mi o zannet. Amerikan hareketini hayır, yapmaya çalışıyorsun? Yapacak olur diyorsun bu ne? Zannet. İddiaya girmek için mi? Olmaz diyorsun. Evet. Olmaz diyorsun. Olmaz diyorum evet. Biz bittik oğlum. Kesinlikle bittik.